Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda size 3D yayınlarından çok güzel bir sayısal mantık sorusu çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden sorumuza geçelim. Ne diyor sorumuzda? Ahmet, Nurhan, Caner, Ömer ve Kamil isimli öğrencilerin ellerinde bulunan bilyeler ve paylaşım biçimleri aşağıda verilmiştir. Başlangıçta ellerinde 8, 8, 18, 23 ve 8 bilye vardır. Yani 5 kişiler. Her hamlede öğrencilerden biri elinde bulunan bilyelerin bir kısmını diğer öğrencilere eşit olarak paylaştırmaktadır. N. hamlede her bir öğrencinin elinde M tane bilye olmaktadır ve buna göre M artı N toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar, burada söylediği şey şu. Öğrenciler şunu yapıyorlar. Her biri elindeki bilyelerin bir kısmını, yani istediği kadarını diğer 4 arkadaşına paylaştırıyor. Demek ki her hamlede, her paylaşımda verilen, dağıtılan bilye sayısı 4'ün katı olması gerekiyor. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi nedir? Diğeri de şudur. N. hamlede her bir öğrencinin elinde M tane bilye olmaktadır. Bu ne demek? Her öğrencinin elinde M tane bilye olması demek, bütün öğrencilere eşit dağıtılmış. Yani elimde var olan bilyelerin aritmetik ortalaması son durumda bulunmuştur. O zaman baktığımızda bizim bu tür sorularda genellikle hep böyle toptan düşünmeniz gerekiyor. Total düşünmeniz gerekiyor. Baktığınızda 8, 8, 18, 23 ve 8. Hepsini topladığımda 8 kere 3, 24 artı 23 orada. Bir de 18'imiz var. Topladığımızda 15 elde var. Bir 65 bilyemiz var. Bu 65 bilyeyi 5 arkadaşa paylaştırdığımızda son durumda 13 tane bilye olması gerekiyor. Demek ki bilyeyi paylaşan arkadaşlar 18 ve 8, 18 ve 23 numaralı bilye sahipleri, diğerleri de alıcı arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Önce bir hatalı bir çözüm yapalım. Mantığımızın hatamızı görelim. Şöyle yapalım. Diyelim ki bu 23 tane bilyesi olan kişi hemen kendisini 13 bilyeye tamamlasın. O zaman ne yapacak? Burada 10 tane bilye paylaştırması gerekecek. Kendisini 13'e denkleştirmek için. Orada ne olacak? 10 zaten 4'e tam bölünmediği için diğer 4 kişiye, demek ki burada sonuç gelmez. O zaman şöyle yapalım. 10 taneden fazla versin. Zaten o 18 tane bilyesi olan çocuk diğer dağıtımda, bundan sonraki dağıtımda kendisine bilye vereceği için toparlayabiliriz oradan. Hemen şöyle yapalım. 10'dan büyük. 10'dan büyük ilk 4'ün katı kim var? 12 var. O zaman 23 numaralı arkadaşımız 12 tane bilye dağıtsın. Bilye dağıtsın. O zaman bu 12'yi diğer 4 arkadaşına dağıttığında eşit 3'er tane bilye verecektir. Tamam. Hemen şurada sıralamayı yazayım. Normalde 8, 8, 8 neydi? Diğeri de 18 ve 23'tü. Bu arkadaşımız elindeki 12 tane bilyeden kurtulduğu için kendisi 11 taneye düştü. Diğer arkadaşlara da eşit 3'er tane geldiği için 11, 11, 11. Bu arkadaşımız bu sefer 3 tane aldığı için 21'e çıktı. Burada ne yapmamız gerekiyor? Şunu yapmamız gerekiyor şu dakikadan sonra da. Artık bu arkadaşımız elindeki fazlalığı diğer arkadaşlarına paylaştırdığı anda durum sağlanacaktır. Ne yapması gerekiyor? Biz son durumda herkesin de 13 bilye olacağını bildiğimiz için bunlara artı 2, artı 2, artı 2, artı 2 gelecektir. Yani toplamda 8 bilye dağılımı daha yapılması gerekiyor. Bu çocuk yani 21'den 8'i çıkartıp 8'i ne yapacak? 4 kişiye ikişer paylaştıracak. Zaten ne olmuş oluyor? Son durumdaki herkesin bilye sayısı 13, 13 olmuş oluyor. Bu ne demek oluyor? Son durumda herkesin elindeki bilye sayısı kaç olacaktı? M olacaktı arkadaşlar. O zaman M nedir? 13. Peki ben bu dağıtımı kaç hamlede gerçekleştirdim? 1, 2 hamlede gerçekleştirdim. Bu da hamle sayısıydı. Minimum hamle sayısı. Toplamda 15. O zaman cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Evet, biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı akşamlar.